Herkese merhabalar. Alışık olmadığınız bir video tipiyle karşınızdayım. Bugün derinlemesine bir cilt bakımından ziyade her akşam uyguladığım minik bir rutinimi göstereceğim size. Cilt bakımı rutinimi. Her gün makyaj yapan biri olarak aslında cildimi temizlemek benim için makyajdan daha önemli. Çünkü çok pürüzlü bir yüzeyde bir makyajın duruşuyla pürüzsüz ve hani dümdüz bir yüzeyde duruşu çok farklı. O yüzden hani olabildiğince makyajı iyi gösterebilmek için aslında ilk başta cildimize bakmamız gerekiyor. Şimdi aslında sizi çok da sıkmayacak bir video olacak. Çünkü konuşulanların aksine her gün manyaklar gibi maske yapan 23 tane farklı işte yüzüme ürün süren bir insan değilim. Daha öncesinde bir cilt bakımı videosu çekmiştim. Ama o videoda hani kullandığım ürünler ve o rutin aslında haftada bir, iki haftada bir falan gibi böyle sürelere dağılabiliyor. Fakat burada şimdi göstereceklerim neredeyse her akşam üşenmediğim sürece ki üşenmemeye çalışıyorum. Şimdi göreceğiniz ürünler benim her akşam neredeyse kullandığım ürünler. Biraz da sizi şaşırtabilir. Çok da şaşırtmayabilir. Ama genel olarak detay vereceğim. Gerçekten sizi zorla bu ürünleri sevdirteceğim bir video olacak gibi hissediyorum. Çünkü hani manipüle edeceğim sizi gibi düşünüyorum bu ürünleri almanız için. Çünkü uzun bir süredir aslında sizin karşınıza çıkmadan önce deneyimlediğim ürünler hepsi. Benim cildime gerçekten ultra iyi geliyor ve ben artık bu işin sırrını çözmüşüm gibi hissediyorum bu ürünlerle. Hani bir makyaj stüdyosu alan biri için aslında zor bir şey. Yani tabii ki mesela ne bileyim sunucular, spikerler, oyuncular bilmem ne herkes her gün makyaj yapan insanlar var. Fakat cildi yormamak ya cildi aslında düzgün tutabilmek için bu rutini gerçekten benim gibi ve onlar gibi herkesin aslında sizin de yapmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Bu arada hani temiz bir cilt sadece makyajla değil makyajsız da sizi çok güzel gösterecek bir şey. Çok fazla lafı uzatmayacağım çünkü zaten lafı uzatacağım videonun genelinde. Cilt bakımına başlamadan önce kullandığım bir cihazdan bahsetmek istiyorum. Foreo Luna 3. Bakın şöyle bir cihazı göstereyim size. Şöyle iki taraflı aslında. Bu tarafı yüz temizleme kısmı. Bu tarafı da masaj kısmı ki ben masaja bayılırım. Detaylarını da size anlatacağım masajla alakalı. Gerçekten şaşıracağınız bir şey aslında. Çünkü ben ilk defa hayatımda deneyimledim diyebilirim böyle bir şeyi. Bu cihazın aslında enteresan olan kısmı akıllı telefonunuzla bağlantılı olması ve birlikte çalışıyor olması. Bu tabii cihazı ilk aldığınızda ilk başta telefonunuzla bağlayıp bu titreşim ayarını telefondan ayarlayabiliyorsunuz ve daha sonrasında ayarladığınız şekilde aynı yoğunlukta her gün devam edebiliyorsunuz. Ama bu her zaman telefonunuzu açıp da cihazı öyle başlatabiliyorsunuz demek değil. Bir kere ilk kurulumda bağladıktan sonra dilediğiniz gibi sadece cihazın düğmesine basarak da çalışabiliyorsunuz. Ama ben size uygulamayı bir göstermek istiyorum. Öncelikle şöyle uygulamaya giriyoruz ve karşımıza böyle bir sayfa çıkıyor. Bluetooth'um açık ve aslında cihazla bağlı. Başlat dediğim zaman bakın karşıma böyle saniye olarak ve yoğunluk diye iki seçenek çıkıyor. Cihazın özelliği aslında bir dakikada cildinizi temizlemesi. Daha doğrusu size bunun için bir dakika veriyor. Yani siz bir dakikada burada süreye de bakabiliyorsunuz. Cildinizi temizliyorsunuz ve bitiyor. O kadar. Yani bunun için aslında saatlerinizi ayırmanıza hiç gerek yok. Sizi hiç yormayacak ve aslında rutinin çok küçük bir parçası olacak. Fakat en etkilerinden biri. Yoğunluğu buradan dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Aslında sizin için ideal olanı bile uygulamayı indirdiğiniz anda söylüyor. Hani 8 ile başlıyor mesela. Ben zaten bunu şu anda 8'de tutuyorum. Şimdi temizleme modunda ilk bir başlatacağım. Daha sonra masaja geçtiğinde size masajla alakalı da buradaki seçenekleri göstereceğim. Fakat ondan önce şöyle burada My Luna diye bir şey var. Temizlik rutininizi ayarlayın diyor. Buradan süresini dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Yani ben daha uzun süre yüzümü temizlemek istiyorum. İşte daha böyle yoğun bir makyaj yaptım derseniz mesela bu 60 saniyeyi yani 1 dakikayı istiyorsanız şöyle buradan ayarlayıp 80 saniye, 84 saniye, 92. Her şey yapabiliyorum. Ben bunu yine de 60'da tutacağım. Minimum 60 saniyede zaten. Ve yoğunluğumu da 8'de tutacağım ama yoğunluğumu da buradan ayarlayabiliyorum. Ve bunu bu şekilde kaydediyorum. Artık telefondan açmadan bu ayarlarla bu cihazı çalıştırabiliyorum. Daha sonra bakın aynı zamanda burada nasıl da bu cihazı kullanabileceğinize dair direktifler de veriliyor. Aslında şey yaptığınız zaman bakın nasıl kullanılır diyor. Cihazı ilk aldığınızda karşınıza ilk bu sayfa çıkıyor. Nasıl kullanmanız gerektiğine dair. Bu bir makyaj çıkarma cihazı değil, aleti değil. Bu cihaz yüz temizleme cihazı aslında. O yüzden makyajsız kullanmanız gerekiyor. Makyajınızı önce herhangi bir su, bir makyaj temizleme suyu ya da bir mendiliyle temizledikten sonra cildinizi ıslatıp, ya gerçekten şeyleri göstereceğim bu arada hani adım adım ama burada hepsini anlatıyor aslında. Ben zaten ilerledikçe size uygulamadan da gösteririm. Çok gerçekten kapsamlı bir uygulama. Masaja gelince onu da göstereceğim. Ben hemen çok uzattım zaten. Şeye geçiyorum. Yüzümü ıslatıyorum. Yüzümü ıslattıktan sonra Foreo ile temizlemeye başlayacağım.
Yani yüzüm şu anda ıslak. Foreyonuza, yani şu aslında pıtır pıtır olan kısma ya da yüzünüze sürebilirsiniz aslında ürünü. İkisi de olur. Bu arada cihaz %100 su geçirmez bir cihaz. Bunu temizledikten sonra istediğiniz gibi suyun altında cihazı yıkayabilirsiniz. Zaten silikon bir yapısı var. Çok da yumuşak. Şimdi ben cihaza sıkmayı daha çok seviyorum ürünü. Bu kullandığım ürün Estée Lauder'ın Perfectly Clean ürünü. Bunu daha önce ben maske olarak kullanıyorum. Yüzümde bırakıyorum. Artık bunu tamamen köpük bir temizleyici olarak kullanıyorum. Şimdi cihazıma sıktım. Cihazımda. Dediğim gibi uygulamadan başlatabilirim. Ama alışık olduğum şekilde basmam yeterli oluyor. Buraya yuvarlak hareketlerle alnıma yuvarlak hareketlerle ve burnuma da şöyle aşağı yukarı. Ben şimdi 60 saniyeyi ayarladığım için o süre dolduğunda bitecek zaten. Şuralarıma şöyle aralara giriyorum. Uyuyakalıyorum ben mahallette gerçekten. Tam da böyle ele oturuyor ya. Bu arada bittiğine yani bitmek üzere olduğunu size belli ediyor böyle. Yani son saniyelerinde de dın 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 yapıyor ve bitiyor. Şimdi yüzümü bu köpükle temizleyeceğim ve foreyomu da yıkayacağım. Direkt suyun altına sokuyorum ve geliyorum. Evet, yüzümü yıkadım. Yani zaten yüzümü yıkadıktan sonra sivilcem bile netleşti. O kadar temiz şu anda suratım, bakar mısın? Ben şöyle söyleyeyim, bu cihazı ilk kullandığımda bile farkı fark etmiştim. Şuralarımı resmen net gördüm. Hayatımda sanki hiç temizlenmemiş ve yüzümü yıkamamışım gibi hissettim o zamana kadar yani. İnanılmaz bir fark oluştu benim suratımda bu cihazdan sonra. Çünkü aslında olayı şu. Biz hani tamam elimizle alıyoruz, serumu sürüyoruz vesaire bir şeyler yapıyoruz ya. Yine serumları sürmeye devam ediyoruz ama bu cihaz aslında birazcık orayı rahatlatıp temizletip gözeneklerinizi tamamen açıp serumun veya nemlendiricinin tam anlamıyla emilmesini sağlıyor aslında. Size o müthiş zemini hazırlıyor. Gördüğünüz gibi cildimi temizlemem sadece 1 dakikamı aldı. Bu benim her gün yaptığım 1 dakikalık bir şey. Şimdi serum süreceğim. Benim yatmadan önce her gün sürdüğüm yine serumlarımdan bir tanesi. Amerika'dan almıştım serumumu, size göstereyim. Şöyle Drunk Elephant Night serumum var. Şöyle açıp kapanıyor kapağı. Yani birazcık şey, pahalı. Birazcık değil, bayağı pahalı. Zaten Drunk Elephant markası çok pahalı bir marka. Amerika'da da öyle. Türkiye'ye gelmesin bence. Türkiye'ye gelirse önünü alınmayız çünkü. O zaman Amerika'daki sürelerime de hep koyuyordum. Elimle normal sürüyordum. Aslında yine çok etkisini görüyordum. Fakat cihazla masaj yaparak uygulamaya başladıktan sonra benim için işler tamamen değişti. Şimdi telefonumda size bir masaj uygulamasını göstereceğim. İnanacaksınız bir dakika. Şimdi ben bu serumu sürüp masaja başlamadan önce size birazcık masajlardan da bahsedeyim. Zaten şimdi ekranda da görüyorsunuz. 4 farklı masaj var. Bir tanesi Eyes on Prize diye. Bu 2 dakikalık bir şey. Zaten hani süreleri de yazıyor. Çok gerçekten çok kapsamlı ve açıklayıcı bir uygulama aslında. Ne diyor? Bu sıkılaştırıcı göz ve kaş masajı gözün 3 bölgesine hedef alır. Sırasıyla gözaltı, şakaklar ve kaş kemiği. Alnınızda oluşan ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümü yumuşatırken kaza ayağı ve gözaltı şişliklerini azaltarak göz çevresini yeniler demiş. Yani benim aslında çok fazla böyle bir problemim olmadığı için gözlerimle alakalı işte kaz ayağı vesaire. Çok gerekmedikçe bunu yapacağımı düşünmüyorum. Ama hani benim kullandığım masaj türü benim işime yaradığı için mutlaka böyle bir probleminiz varsa bu masaj sizin de işinize yarayacaktır. Diğer bir masaj da Nothing But Neck diye bir masajmış. Bu da boyun masajı anladığımız kadarıyla. Bu da 2 dakikalık bir masaj. Daha genç bir görünüme ulaşmak için cildinizi canlandıran, bu rahatlatan, bu sıkılaştırıcı masaj sayesinde boyun bölgenizi çok daha sıkı bir hale getirin diyor. Bu bölge odaklı bir masaj bu da. Benim masajıma geldik. Contour Crazy. 4 dakika. Yanak ve çene kemiğini bölgesini sıkılaştırırken boyun bölgenizi rahatlatan ve daha sıkı ve diri bir cilde kavuşturan bu hassas kontür masajıyla yüzünüzü tazeleyin. Bakın şu aletler vardı ya hani böyle ne onun ismi bilmiyorum ama hani böyle lifting yapıyor yani bayağı böyle bir serumları da onlarla sürüyorlar falan. Bu bunun teknolojik hali, öyle düşünün.
üstün bir hali yani. Aslında yaptığımız şey bu. Manuel yerine otomatik lifting etkisini yapan bir masaj türü bu. O yüzden benim inanılmaz işime geliyor. Yani bu aslında her güne ve rutine yaydığınızda, bunu her gün yaptığınızı düşünürseniz çok büyük bir etkisini göreceksiniz. Yani her gün bir şey yaptığınızda tabii ki de artık o bir raya oturur. Hani şuradaki çizgiler belli olur. Şurası biraz daha kalkar falan. O yüzden gerçekten ben bu masajın çok önemli olduğunu düşünüyorum. En azından yüzle alakalı hani bu egzersizler falan da yapılır ya. Onun gibi. Son masajı da anlatacağım ama kontürkezi yapacağım. Bu da Magic Mouth diye 2 dakikalıkmış. Boyun ve çene bölgenizi rahatlatırken bu dinlendirici masaj sayesinde tazelenmiş bir yüze kavuşun. Enteresan. Arada bir bunu yapıyorum bu arada. Arada bir bunu yapıyorum ama benim favorim belli. Ben Contour Crazy'yi yapmak istiyorum şu an sizin önünüzde. Ben şimdi bunu, bu serumu direkt sürüyorum suratıma. Zaten şöyle jel şeklinde serum. Yatmadan önce, yani aslında gece sürdüğünüz serumlar, nemlendiriciler vesaire çok önemli. Çünkü bütün gece cildinizde kalacak ve gitmesine aslında imkanı olmayan bir süreç. Bu yüzden de ne kullandığınız çok önemli. Ben mesela dudakta konusuna da takıntılıyım. Yani çok yorulduğum için bahsetmiştim. Benim için hani dudağımı nemlendirmek çok önemli. Çünkü yatarken yolamıyorum. O yüzden sadece yatarken iyileşiyor. Uyurken yani. Şimdi serumumuzu sürdük. Gerçekten tam bana göre bir uygulaması var. Bu tarafını kullanacağım bu sefer cihazın. Şöyle yakından da gösterelim. Bu tarafını kullanacağım cihazın. Terapiye başla diyorum. 3, 2, 1 gösteriyor size. Cihazı aldık. Masajımız da bitti. Gerçekten suratımı yeni yaptırmışım gibi hissediyorum. Şimdi sırada artık son aşamamız. Nemlendirici süreceğim. Bu arada ben daha yeni kaş vitamini yaptırdım. Tam olarak bir etkisini görene kadar size tam detaylı bahsetmek istemiyorum ama şey kullanıyorum. Bunu en son gerçi göstereceğim de. E vitamini kullanıyorum. Böyle bir normal bildiğiniz hap şeklinde. Onu böyle bir makasla ucuyla deliyorum ve kaşıma sürüyorum her gece yatmadan önce. Böylelikle kaşlarımın küsen kısımlarından kaş çıkartmaya çalışıyoruz. Zaten sanıyorum bu da pusuyacağım da o yüzden olmuş olabilir. Birazcık daha kaşlarımın şeklini değiştirmeye çalışıyorum. Bu arada blogumda bahsetmiştim. Gülşah Taşkın'a gidiyorum. Kirpiklerimi de orada yaptırdığım için kaşlarımı da oraya yaptırmaya karar verdim. Gülşah'la kaş vitamini yaptık. Sonuçları alana kadar muhtemelen bir iki ay falan geçecek. Tam anlamıyla bir sonuç alınca size de detaylı olarak bahsedeceğim. Şimdi bir nemlendirici süreceğim yüzüme. Ya benim aslında şu zamana kadar gerçekten kullanıp da müthiş memnun olduğum bir diğer nemlendirici de bu Ceramide'in kullanıyorum kremini. Bunları Sephora'dan bulabilirsiniz sanıyorum ki. Şimdi bu Ceramide'ni de yüzüme. Bu inanılmaz bir nemlendirici. Şöyle bir hafif sarı tonlu ve çok da yoğun böyle ilk sürdüğünüzde ama çok böyle bir ağır durmuyor. Göz altlarım karanlık benim. Niye böyle oluyor bilmiyorum ama yavaş yavaş bir şeyler araştırıp bu işi halledeceğim. Evet, nemlendiricimiz de şuralarımıza da bu kadar masaj yaptık ya. Nemlendiricimizi de sürdük. E vitaminimi sürüyorum. Şöyle bildiğimiz Solgar'ın E vitamini. Şöyle bir hap. Bunu deliyorum. Bunu tam yatmadan böyle bir yarım saat önce falan süreceğim. Şu an sürmüyorum. Dudağıma artık bahsetmekten yoruldum. Şu Lemash nemlendiricimi süreceğim. Zaten artık dibini falan gördüm. Şöyle tırnağımın ucuyla alıyorum. Çok fazla almıyorum. Dudağıma da nemlendiricimi sürdüm. Ve uyumaya hazırım. Gördüğünüz gibi. Sadece bu kadar. Boreo konusunda sorularınız olursa mutlaka bana DM'den sorabilirsiniz. Çünkü bir süredir gerçekten ciddi anlamda deneyimliyorum. Şarj konusuna gelince bir full şarj böyle 600-700 kullanım falan kadar gidiyormuş. Henüz o kadar deneyimlemediğim için bilmiyorum ne zaman bittiğini ama şu an bayağı şarjı var. İstediğiniz gibi yanınızda alın, seyahate götürün, edin. Hiç fark etmiyor yani şarjı bitmez. Gerçekten çok ama çok pratik ve çok mutluyum. İnşallah bu bütün bu rutinimi tam anlamıyla artık şeye çevirebilirim yani her güne. Çünkü bazen şaşırıyorum.
geçiyor böyle 1-2 gün. Zaten çok problemli ve böyle akneli, işte sivilceli bir cildim olmadığı için inanılmaz zorlanmıyorum. Yine de makyaja rağmen aslında yani benim yaptığım şartla makyaja karşı bir zırh, burada hani böyle bir zırhlanmaya çalışıyorum. Problemli bir cildiniz varsa da çok sağlıklı bir görünüm elde edeceğinize inanıyorum. Bu sıralamayla giderse bence. Yani bir serum, bir nemlendirici, bir de şöyle derinlemesine bir temizlik gerçekten işin sırrı diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Eğer ki rutininizde kullandığınız farklı bir şey varsa ben tüm fikirleri açayım, duymak isterim. Neden olmasın? Daha yeni ve daha güzel şeyler duymak isterim. Nemlendirici öneriniz olur. Belki bu forever ile kullanabileceğim bir köpük önerirsiniz ya da herhangi bir partiküllü olmasın ama böyle peeling gibi bir şey olmasın. Öneriniz varsa deneyeceğim. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bu da böyle araya sıkıştırılmış mini bir video olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bu rutinlerimi Instagram'a da taşımaya karar verdim. Oradan da beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.